Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi IŞİD'le mücadele adı altında Suriye'ye sokmak istiyor. Washington'dan Ankara'ya bu yönde telkinler gelirken Ankara operasyona yeşil ışık yakan açıklamalar yapıyor. Suriye'ye kara operasyonu pazar günü Antalya'da yapılacak G20 zirvesinin en önemli gündemi olacak. Rusya'nın Suriye hamlesiyle bölgedeki planları bozulan Amerika Birleşik Devletleri yeni taktik manevralar peşinde. Bu manevraların başındaysa Türkiye'nin IŞİD'le mücadele adı altında Suriye'ye sokulması geliyor. Hedefinse Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek olduğu ifade ediliyor. İncirlik Hava Üssü'nde operasyonel gücümüzü genişletiyoruz, daha sık ve etkili uçuşlar yapıyoruz diyen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, çok da uzun olmayan bir zaman önce Suriye'nin Türkiye sınırının yarısından fazlasını kontrol ediyordu. Bugün sadece %15'e indi. Ve müttefiklerimizle kalanını da açarak güvenliğini sağlamak için bir planımız var, bunu gerçekleştireceğiz dedi. Ankara ise kara operasyonuna yeşil ışık yakan açıklamalar yapıyor. Bu konuda ilk açıklamayı Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu Erbil'de yapmış ve IŞİD'e karşı peşmergeyi desteklemeye devam edeceğiz. IŞİD'e karşı önümüzdeki günlerde askeri olarak harekete geçme planlarımız var demişti. CNN International'a konuşan Başbakan Davutoğlu ise kara gücü hep birlikte konuşmamız, paylaşmamız gereken bir durum. Hava ve kara operasyonu olmak üzere bütünleşmiş bir stratejiye ihtiyacımız var. Eğer koalisyon ve çok iyi bütünleşmiş bir strateji varsa Türkiye her anlamda rol almaya hazırdır açıklamasında bulundu. Bu konuda son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi ve kara operasyonu konusunda olumlu gelişmeler var dedi. Kara operasyonu konusunda vesaire, şimdi onda da olumlu gelişmeler var. Şu anda biliyorsunuz İncirlik'te konuşlanmış olan birçok şu anda uçaklar var ve bu koalisyon güçlerinin şu anda orada konuşlanmasıdır. Ve diğer yerlerde de gerekirse o üslerimizde de kullanabilme şansları olacak. Ve bu konuda kararlıyız. Bu kararlılığımızı ortaya çok açık net koyacağız. Dün akşam Sayın Obama ile de yaklaşık 45 dakika süren SALT bu konuyla ilgili görüşmemiz oldu. Orada da bunları yine ayrıca konuştuk. Bu konuda son açıklamaysa Başbakan Davutoğlu'ndan geldi. Davutoğlu şu ana kadar yapılan açıklamaların aksi yönde mesajlar verdi. Şu anda Türkiye'nin Irak ya da Suriye bağlamında herhangi bir kara operasyonu hazırlığı söz konusu değil. Böyle bir kısa dönemde böyle bir beklenti içinde olmamak icap eder. Ancak bize yöneltilen sorular itibariyle verdiğim cevabı tekrar etmek isterim. Uluslararası toplum Suriye krizine mutlaka bir çözüm bulmak zorundadır. Bu krize çözüm bulurken entegre bir stratejinin parçası olarak herhangi bir faaliyet yapmak gerekirse uluslararası toplumla birlikte Türkiye'de üzerine düşeni yapar dediğimiz budur. Şu anda böyle bir Suriye bağlamında söylüyorum durum söz konusu değil ama gerekirse de her türlü tedbiri almak için hazırlıklarımız ve çalışmalarımız vardır. Dün Genelkurmay Başkanımızla da haftalık görüşmemizde bütün bunları detaylı bir şekilde ele aldık. Evet. Bir ABD talebi olan Suriye'ye kara operasyonu pazar günü Antalya'da yapılacak G20 zirvesinin en önemli gündemi olacak. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme kritik önem taşıyor.